Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere amigurumi emoji natarlık yapacağım. Videoya geçmeden önce videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Başlayalım beraber. Sarı renk örgü ipi kullanıyorum. Dilerseniz farklı renklerde de ip kullanabilirsiniz. Sihli halkayla başlıyorum. İçerisine 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Daha sonra halkamı kapatıyorum. Ve en baştaki sık iğneme batıyorum. İmle kaydırdım ve bir zincir çektim zincir çektiğim zaman sıra başını takip etmeme gerek kalmıyor arkadaşlar zincir çekmeden de örebilirsiniz oraya farklı renkte bir ip yerleştirebilirsiniz ya da yer belirleyici kanca takabilirsiniz ikinci sıramızda her birine çift batacağım aynı yere iki defa battım hemen yanındakine geçiyorum bir tane yaptım aynı yere bir daha batıyorum Burayı da komple her birine çift atarak tamamlayacağım. Tamamlayıp gelelim. Evet tamamladım sıramı. Şimdi bir üst sıradayız. Hemen dibine batıyorum. Bir tane tek yaptım. Yanındakine çift batacağım. Aynı yere iki defa battım. Bu sıramızı da bir tane tek bir tane çift olarak tamamlayacağız. Evet sıramı tamamladım. Bir üst sıradayız. Hemen dibine batıyorum tekrar. Bir tane tek yaptım. Yanındakine batıyorum. Tekrar tek yaptım. İki tane tek yapmış oldum. Üçüncü sık iğneme de çift batacağım. Aynı yere iki defa batıyorum. Bu sıramda da iki tane tek bir tane çift yapacağım arkadaşlar. Evet sıramı tamamladım. Bir sonraki sıramızdayız. Artırmaya devam ediyorum. Hemen dibine bir tane tek yaptım. Yanındakine batıyorum. Tek yapıyorum. Üçüncüye batıyorum tek yapıyorum. Toplam 3 tane tek yaptım arkadaşlar. Dördüncüye çift batıyorum. Aynı yere 2 defa batıyorum. Bu sıramı da 3 tane tek, 1 tane çift olarak tamamlayacağım. Evet sıramı tamamladım. Büyük ee, bir üst sıradayız. Bu sıramızda yine artırmaya devam ediyoruz. Bir tane tek yaptım. Yanındakine tek batıyorum. Onun yanındakine tek batıyorum. Buna da tek batıyorum. Toplam 4 tane tek yaptım. Beşinciye çift batıyorum. Aynı yere iki defa batıyorum. Bu sıramızı da dört tane tek bir tane çift olarak tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. Bir sonraki sıramızdayız. Yine hemen dibine batıyorum. Bir tane tek yaptım. İkinciyi tek battım. Üçüncüyü tek battım. Dördüncüyü tek battım. Ve beşinciyi de tek battım. Beş tane tek yaptım. Altınca çift yapıyorum. Bir aynı yere bir daha batıyorum. İki. Bu sıramızı da beş tek bir çift olarak tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. Ee, şimdi son artırmamızı yapacağız. Bu sırada da altı tane tek yapacağım. Bir, İki. üç, dört, beş. 6 6 tane tek ördüm. 7.ye çift batıyorum. Aynı yere 2 defa battım. Bu sırayı da 6 tek bir çift olarak tamamlayacağız. Ee, arkadaşlar kalın ip kullanıyorsanız 5 tek e, bir çife kadar artırmanız da yeterli olacaktır. Benim ipim e, yumuşak ve birazcık e, ördüğümde inceldiği için 6 e, tek bir çife kadar çıkartıyorum. Örüp gelelim. Evet e, sıramı tamamladım artırmamız bitti şimdi bundan sonra 6 sıra boyunca hiç artırma yapmayacağız düz bir şekilde öreceğiz her bir sık iğnemize tek batacağız ilkine tek batıyorum ikincisine tek batıyorum böyle her birine tek batarak 6 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğim arkadaşlar şeklini almaya başlayacaktır 5 tek bir çifte kadar arttırdıysanız da arkadaşlar yine 6 tane Düz örmeniz gerekiyor, altı sıra düz örmeniz gerekiyor. Çünkü yüzünü şekillendireceğimiz için o sıra e, o düz sırada e, anca yetiyor çünkü altı sıra denk geliyor. Örüp gelelim altı sıra boyunca düz bir şekilde. Evet arkadaşlar altı sıra boyunca artırma yapmadım düz bir şekilde ördüm. E, şeklimiz bu şekilde. E, anahtarlık kısmını yapacağım e, bu kısmı. Şöyle bir parça. Aynı renk ipimden alıyorum ve bundan anahtarlık yerini yapacağım. İsterseniz daha sonra da yapabilirsiniz anahtarlık kısmını. Şöyle gösteriyorum hemen. Normal zincir çekeceğim. Bir, şöyle düğüm atıyorum. Bir, iki, üç, dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi keseceğim. Ve çıkarıyorum. Şu e, ee, bitiş kısmına şöyle yan Gelecek şekilde yerleştireceğim, bu şekilde yerleştireceğim buraya. Şöyle tığımı geçirdim, sonra bu uç kısmından şöyle tığımı taktım ipimi ve çekiyorum. Çektim böyle arkadaşlar. Sadece zincir olan kısım dışarıda kaldı. Hemen karşısından diğer ucunu da alacağım yine aynı şekilde onu da çekiyorum evet sadece e, zincir kısmımız dışarıda kalıyor diğer uçları içeride bağlıyoruz bu kadardı e, bunu sonradan da yapabilirsiniz sonradan e, ekleyebilirsiniz Şöyle bağlıyorum. Diğer emoji videolarımda sonradan eklediklerim de var arkadaşlar. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hiç yapmaya da bilirsiniz. Direkt anahtarlık geçirebilirsiniz. Benim anahtarlığımın zinciri olmadığı için ben bu şekilde e, zincir yeri ayarlıyorum onun için zinciri varsa direkt e, zincirinize buradan takabilirsiniz Şimdi eksiltmelere geçiyoruz 6 tek bir çife kadar arttırmıştık Şimdi altı tek bir eksiltme yapacağız Bir tek 2 tek 3 tek 4 tek 5 tek ve 6 tek. Hemen e, sık iğnemin ön kanadını arka tarafını bırakıyorum ve sadece önündeki kısmı alıyorum. Yanındaki sık iğnenin de aynı şekilde sadece ön kısmını alıyorum. Arka kısmını almıyorum. İkisinden bir tığımı geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Eksiltmemiz bu şekilde. Bu sırayı 6 tek bir eksilt olarak tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. Şimdi 5 tek bir eksit yapacağız. Hemen dibine batıyorum. Bir tane tek yaptım. İkinci tek. Üçüncü tek. Dördüncü tek. Ve beşinci tek. 5 beş tane tek ördüm. Sık iğnemin sadece ön kanadını alıyorum. Yanındakinin de sadece ön kanadını alıyorum. İkisinden bir çıkıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramızı 5 tek bir eksit olarak tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. Ee, bu sıramızda da dört tek bir eksiltme yapacağız. Bir tek ördüm. 2 tek ördüm. 3 tek. Ve 4 tek. Eksiltmemi yine aynı şekilde yapıyorum. Ön kanadını aldım. Yanındakinin de ön kanadını alıyorum. Ve ikisinden bir çıkıp sık iğne yapıyorum. Bu sıramızı da 4 tek bir eksit olarak tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Bu sıramızda 3 tek bir eksilt yapacağız. Bir tane tek ördüm. 2 tane tek ördüm ve 3 üç tane. Üçüncüyü tek ördüm. Eksiltme yapacağız. Şöyle ön kanadını alıyorum sadece. Arka kısmı boş bırakıyorum arkadaşlar. Yanındakinin de aynı şekilde sadece ön kısmını alıyorum. Arka kısmını boş bırakıyorum. İkisinden bir çıkıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu sıramızda da 3 tek bir eksit olarak tamamlayalım. Evet tamamladım sıramı. Ee, şimdi bu sıramızda 2 tek bir eksit yapacağız. Bir yaptım ve ikinci tekimi yaptım. Ee, eksiltme yapıyorum hemen. Yine aynı şekilde ön kanatlarını alarak sık iğne yapıyorum. Bu sıramızı iki tek bir eksit olarak tamamlayacağız ve içerisine elyaf dolduracağız. Yapıp gelelim. Evet sıramı tamamladım. İçerisine el da koydum. Şimdi eksiltmeme devam edeceğim. Bu sırada. Bir tane tek yapacağım. Bir tane eksiltme yapacağım. Her ikisinden aldım ve sık iğne yaptım. Bu sıramı da bir tek bir eksit olarak tamamlayacağım. Evet bir tek bir eksiltmemi yaptım. E, son eksiltmemiz. Burada her birini eksiltiyorum. Ön kanadını aldım. Hemen yanındakinin de ön kanadını alıyorum. İkisinden bir çıkıyorum ve sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Ön kanadını aldım. Onun yanındakinin de aldım. İkisinden bir çıktım ve sık iğne yaptım. Bu şekilde hepsini eksilteceğiz. Daha sonra da biraz uzunca ip koparıp e, en son e, alt kısmını toparlayıp bitireceğiz. Evet sıramı tamamladım. E, şöyle ufak bir açığımız kaldı. İpimi biraz uzun kestim ve iğneyle bu kısmı kapatacağım. Şöyle yapmış olduğum eksiltmelerimden geçiş yaparak bu kısmı kapatıyorum. Böyle her birinden iğnemi geçiriyorum. Sonuncusundan geçirirken buraya bir tane düğüm atıyorum. Sıkılaştırıyorum. Daha sonra tam orta kısmından iğnemi geçirip farklı bir kısımdan çıkarıyorum. Ortasından geçiriyorum çünkü buranın düzlenmesini istiyorum, o yüzden farklı yerlerden çıkarıp ipimi keseceğim. Evet, topumuz hazır. Şöyle elimizde düzeltiyoruz. Topumuz bitti. Şimdi yüzünü şekillendireceğiz. Yüz şekillendirmesine geçelim. Evet arkadaşlar, yüzümüzü bu şekilde şekillendireceğiz. Böyle kalple emoji yaptım. Şimdi öncelikli olarak topumu alıyorum. Şöyle. Şey ipimi taktım Arkadaşlar iki kat bu ipim şöyle göstereyim iki katlı bir ip 3 katlı ip de olur kalınlığı size kalmış e, Ben ikini kalınlığı bu şekilde olacak iki katlı kullandığım için şekillendirelim şöyle zincirimi e, ortalıyorum buradan sayıyorum 1 2 şu kısımdan sayıyorum şu boşluktan bir 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle yedinciden çıkaracağım. Şöyle iğnemi yedinciden çıkardım. Şöyle bir yandan. Pardon arkadaşlar düğüm atmamışım. düğümlüyorum ve tekrar yedinciden çıkardım arada iki tane boşluk bırakacağım şöyle bir bir tane delik ve iki tane delik şöyle üçüncüsünden iğnemi geçiriyorum çapraz çıkarıyorum bu şekilde daha sonra üst kısımdan iğnemi geçiriyorum şöyle farklı bir noktadan çıkarttım arada 1 2 üç tane boşluk bıraktım arkadaşlar yine aynı şekilde bir ve iki tane bırakıyorum üçüncüsünden geçiriyorum ve çapraz iğnemi çıkarıyorum. Şöyle bir yan tarafından geçiş yapacağım. Ve bu şekilde. Daha sonra üst kısımdan tekrar batıp alt kısma iniyorum. Onu içeriye gizliyoruz. Gözümüz bu şekilde. Ağız yapımını da göstereyim. Şöyle bir tane daha alta iniyorum. gözü şu orta kısımdan hiza alıyorum arkadaşlar. O yüzden ipimi kaydırdım. E, şu kısmından hiza alıyorum ağız için. Aynı şekilde bu kısımdan çıkaracağım. Şuradan ipimi çıkaracağım. Batıyorum. Çok hafif bir kavis vermek istediğim için e, ipim bu sırada olduğu için hemen altındaki sıradan iğnemi çıkarıyorum. Şöyle hafif bir kavis vermek istediğim için bunu yapıyorum. Daha e, derin bir kavis vermek isterseniz daha alt sıralardan çıkarabilirsiniz. Alt kısmından iğnemi geçiriyorum ve çıkarıyorum ağzımızda bu şekilde olacak ipimizi kaydırıyoruz ipimizi keseceğiz ve kalp yapımını göstereceğim arkadaşlar Evet yüzümüzün şekillendirmesi bu şekilde oldu. Şimdi kalbi gösteriyorum. Şöyle e, kırmızı renk ipimin tek katını aldım. E, kullandığım tığımı da ona göre seçiyorum arkadaşlar. Şöyle e, No 7 bir 30 milimlik tığ kullanacağım bunun için. Sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamı yaptım. Bir tane de zincir çektim. Şimdi arkadaşlar 4 tane zincir çekeceğiz 1 2 3 ve 4 4 tane zincir çektim daha sonra 3 tane üçlü trabzan yapacağım 2 defa tığıma ipimi doladım ikisinden bir çıktım ikisinden bir çıktım ve ikisinden bir çıktım tekrar 2 defa doluyorum Yine üçlü trabzan yapacağım. İkisinden bir çıktım. ikisinden bir çıktım. Ve son ikiden çıktım. Tekrar iki defa doluyorum. Bu işlemi toplam üç defa yapıyoruz. İkisinden bir, ikisinden bir ve ikisinden bir çıktım. Şimdi arkadaşlar üç tane de ikili trabzan yapacağım. Bir kere doluyorum. Batıyorum. İkisinden bir çıktım ve ikisinden bir çıktım. Tekrar bir defa doladım ikisinden bir son ikiden çıktım tekrar doluyorum bu işlemi de toplam 3 defa yapacağız bir tane zincir çekiyoruz bir tane zincir çektim tekrar iki defa doladım bir tane üçlü trabzan yapacağım ikisinden bir çıktım ikisinden bir çıktım ve son ikiden çıktım tekrar bir tane zincir çekiyorum ikili trabzan yapacağım. 1 ve 2 defa da çıktım. Tekrar bir defa doladım. 1 ve 2 defa da çıktım. Tekrar doladım. Yine bu işlemi 3 defa yapacağız. 3 defa ikili trabzan yaptım. Şimdi üçlü trabzan yapacağım tekrar. İpimi 2 defa doladım. 1 2 ve 3. 3 seferde çıkıyorum. Bu işlemi de 3 defa yapacağız. 1 2 ve 3. İkinciyi yaptım. Bu son. 1 2 ve 3. Bu sonuncu e, trabzanımızda 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Bir tane sık iğne yapacağım. Bir tane sık iğne yaptım. Halkamı sıkıştırıyorum. Evet halkamı sıkıştırdım. Daha sonra ipimi çıkarıyorum. Evet ipimi çıkardım. Arka tarafa düğümlüyorum ve daha sonra emoji'mizin e, yüzünü şekillendireceğiz. Bu şekilde arka kısmı düğüm atacağım. Atıp gelelim. Evet ipimi e, iğneme taktım. Şimdi üzerine dikeceğiz. Şu şekilde çapraz koyuyorum. Üst kısma. Gözünün tam kenarına koyuyorum. Ve bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Dikip gelelim. Evet arkadaşlar. Gözünün kenarına sabitledim. Diğerini ağzının bu tarafına sabitledim. Diğerini de bu kısma biraz aşağı kısmına sabitledim. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.